Büyükçekmeköy ailemizin kıymetli üyeleri, Çekmeköy Belediyesi olarak hemşerilerimizin ata ocaklarına konuk olduk. Cennet vatanımızın nadide bir köşesi olan memleketlerimizden sizlere selam getirdik. Sizlerden de o topraklara kucak dolusu sevgiler götürdük. Bugün izleyeceğiniz belgeselle cennet vatanımızın doğal güzelliklerini, örfünü, adetini, kültürünü kayıt altına almış olmak bize mutluluk verdi. Belgesellerimizi izlerken bizimle aynı duyguları paylaşacağınıza inanıyoruz. Unutmayın, geleneklerden kopmadan gelecekle harmanlanmış güzel ilçemiz Çekmeköy'de bizler büyük bir aileyiz. Dün bize memleket olan ata toprakları gibi bugün de Çekmeköy'ümüz artık çocuklarımıza ve bizlere bir memlekettir. Sıla'ya hasret çeken tüm hemşerilerimize iyi seyirler diliyorum. Anadolu'nun toprak kokan Van Başkale Özpınar Köyü'ndeyiz. Sessiz ve sakin bir giriş yapıyoruz köye. Asfalt yolda bir tek biz varız. Özpınar Köyü göründü uzaklarda. Anadolu'nun kaderi göç burada da göstermiş kendisini. 2020 yılında İran'da meydana gelen depremden etkilenmiş Özpınar Köyü ve birçok ev yıkılmış. Devlet evleri yapmış köye ama göç her zaman var. Güneşli bir gün, hafif rüzgar var. Köylüler güneşleniyorlar duvar kenarında. El sallıyorlar, hoş geldiniz diyorlar bize. Otlar dizilmiş yol kenarlarına. Sizin için aracımızla köyün sokaklarını dolaşıyoruz. Doğduğunuz, büyüdüğünüz topraklar buralar. Hepinizin anıları var, çocuklukları var, yaşanmışlıkları var. Hiç unutulur mu? İşte bu yüzden geldik. Ta Çekmeköy'den. Unutulmasın istedik. Hep hatırlansın. Çekmeköy Belediyesi'nin isteği üzerine geldik Van Başkale Özpınar Köyü'ne. Çekmeköy'de yaşayan Özpınarlı hemşerilerimizin ata topraklarını gösterelim istedik tüm hemşerilerimize. Köyde nüfus depremden sonra azalmış. Dağların arasında küçük bir köy burası. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Köyün etrafında tarım arazileri göze çarpıyor. Ekilmiş araziler. Depremden sonra yaşanan sıkıntılardan dolayı konteyner evler yapılmış ilk planda. Yaralar sarılmış. Sonrasında bu lüks evler yapılmış. Evler bitmek üzere, sahiplerini bekliyor. Yakın zamanda teslim edilecek. Bundan sonra yeni bir hayat başlayacak Özpınar Köyü'nde. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni evler bitince tersine göç başlar mı bilemeyiz. Ama Özpınar Köyü çok da güzel olacak. Yeni yapılan evleri biraz da yakından görelim. Köyün çevresinde ağaçlar rüzgarda sallanıyor. Eski konteyner evler işte buradalar. Depremden sonra yaralar sarılsa da eski Özpınar Köyü kalmış hep hatıralarda. Köyün camii, eski evlerin ortasında, minaresi ve sadeliğiyle
dimdik ayakta kalmış. Başkale Müftülüğü, Özpınar Mahallesi, Hazreti Ömer Camii. Caminin içerisi de işte böyle. Taş evlerin yanında hayvanlar için ahırlar yapılmış. İşte size Taşpınar Köyü'nün havadan çekilmiş görüntüsü. İşte benim evim dediğinizi duyar gibiyim. Evlerin önlerine bahçeler yapılmış. Kuşlar uçuyor köyün üzerinde özgürce. Toprağa gömülü bu evler yazın serin, kışın sıcak olma özelliğine sahip. Anadolu'da sıkça gördüğümüz bir özellik bu. Köy muhtarımız Cezmi Arslan, Özpınar Köyü'nü ve sorunlarını anlatıyor bizlere. Ben Van Başkale, Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Arslan. Ben 56 yaşındayım, 4 dönemlik muhtarım. Ben muhtarlık olduğum sene köyüm 185 hane idi. Bu işsizlik nedeniyle köy boşaldı. Metropollere taşındı. İran Hoy deprem, ona depremden dolayı bizim buralar da etkilendi. Bizim köyler hepsi yıkıldı. Depremden dolayı köyler tamamıyla boşaldı. 120 haneydi depremden önce, depremden sonra şimdi 60 hane falan küsur kaldı. Şimdi talebimiz bir sınır kapısı açılması, İran sınırındayız. Bizim bu bölge komple. Gerçekten eskiden ben bunu işte Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı'ya da söyledim. Atalarımız, dedelerimiz buralarda herhangi bir gelirimiz yoktu. Bir gelir için buraya oturmadık. İran'la sınırda ticaretimiz vardı. Bu sınır ticareti için buralara yerleştik. Sınırlar şu an kapandı. Tamamıyla kimse geçiş geliş yoktur. Onun için geçim olmadığı için ekin ekiyoruz. 5-6 ay mahsulatımız kar altında kaldığı için yarısı çürüyüp yarısı kalıyor. Hayvancılık yapıyoruz. 5-6 ay cepte beslediğimiz için aldığımız kuzu masrafını karşılamıyor. Bunun için çalışmalarımız var. Dosya 5500 millete topladığımız imza muhtarlar mühürlü İçişler Bakanımız Süleyman Soylu'ya verdik. Bizimle İran'da daha önceden 89 ile 90 arasında 2 yıl sınır kapımız açıktı. Güzel çalışmalarımız vardı İran'la gelincik sınır ticareti. Oraya bize bir sınır kapısı açılırsa giden vatandaşlarımızı da geri kazanırız. Geri dönüşü de sağlarız, göçü de önleriz. Gerçekten şu an ilçemiz, bölgemiz göç has safhadadır. Alıp gitmiyor başında. Her sene sonlarında her köyde 10-15 hane göç edip gidiyor işsizlikten dolayı. Bize depremde 110 hak sahibimiz oldu. Çevre Şehircilik'ten, AFAD'dan gelip tespit ettiler. 110 hak sahibimiz oldu. Toplu alanda 39 hane yapıldı. Köy içi de 8 tane yapıldı. Toplamı 49 hane konut yapıldı bizim köyde. Bizim burada orta okul var. İlkokuldan orta okula kadar. Orta okulumuz var. Salı ocağımız var. Güzel modern bir camimiz var. Cami toplamda 500-600 nüfusluk namaz kılacak bir kapasitede camimiz var. Doktorumuz var. Bir aile hakimimiz var. İşte en büyük sıkıntımız da odur. Biz kırsal alanda olduğumuz için defalarca müracaat ettik. İl Sağlık Müdürlüğü'ne olsun, valimize olsun, giden valimize olsun. Daimi ekobe mi diyorlar, bir hemşire olması lazım, ikinci bir birim de olması lazım. Şimdi bir aile hakimiyle, kırsal alanda hemşireyle anlaşıyor, buraya gel diyor, senin bize vereceğin maaş, biz o maaşla merkezde kalırız, köy kırsal alanına gelmeyeceğiz. Sayın doktorumuz şimdi burada yanımızdadır. Gerçekten hem hemşire görevi yapıyor, hem doktor görevi yapıyor, her işi kendi eliyle yapıyor. Bir doktor da ancak yapabilir, o da. Biz ikinci bir aile hakimi burada açmasak doktorumuz da gider, bir daha doktor da bulamayız. Bulmamız da çok zor olur. Bunu da sizin vasitenizle Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımıza sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar. Bir an önce bizim buraya bir ikinci aile hakimi açsın, bir daimi hemşire versin de bize. Bunun için size teşekkür ediyorum. Geldiniz buraya, belki sesimizi iletirsiniz.
Köyde hayvancılık yapmak için evlerin kenarlarına yığılmış samanlar her yerde varlar. Burası Özpınar Köyü'nün mezarlığı. Ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu topraklarda yaşamış ve vefat etmiş eskilerimiz huzurla yatıyorlar. Köyü dolaşırken derenin kenarında suyunu içen bir koyun sürüsüne denk geliyoruz. Çoban yolu açarak geçmemize yardımcı oluyor. Küçük çoban, o da yardım ediyor bizlere. Köylerin en güzel yanları bunlar. Hayvancılık. Her yerde görebilirsiniz koyunları, inekleri. Asfalt yoldan ilerlerken karşımıza köyün sağlık ocağı çıkıyor. Başkale Özpınar Aile Sağlık Merkezi. Sağlık ocağında doktor var. Köylülerin sağlık için sıkça geldikleri bir yer burası. Köyün ilk ve ortaokulu. Oldukça büyük bir okul. Okul önünde voleybol sahası ve basketbol potaları bulunuyor. Yanlarındaki çocuk oyun grubu çocukların oynaması için düşünülmüş. Köyün kenarından geçen asfalt yol, çevre köylere ulaşımı sağlıyor. Dümdüz bir alana yayılmış Özpınar Köyü. Çevresindeki dağlar eşlik etmiş kendine. Sakin ve huzurlu bir ortam arayanlar için tam da zamanınızı geçirebileceğiniz bir yer. İran'la sınır kapılarının kapanması etkilemiş Özpınar Köyü'nü. Muhtar kapı açılırsa daha iyi olur diyor. Ekonomi canlanır. Çevresindeki yüksek dağlar tertemiz görüntüsüyle ayrı bir lezzet katmış köye. Şimdi çıkıp şu yüksek dağın tepesine seyretmek lazım Özpınar'ı. Geldiğimiz yoldan yavaş yavaş dönüş yoluna geçiyoruz. Köyün gençleri Özpınar Hazreti Ömer Camii'nin duvarına oturmuşlar, el sallayarak uğurluyorlar bizi. Yıllar sonra bu belgeselde kendilerini bize el sallarken izleyecekler. Van Başkale'ye yaptığımız bu kısa ziyaretle bir başka güzel Anadolu toprağını tanıttık sizlere. Sıla'ya Hasret Çekmeköy belgeselimizin Özpınar Köyü'nü izledik hep beraber. Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz'ın selamlarını iletiyoruz bu güzel topraklara. Umarız bir gün gurbette bulunan hemşehrilerimiz köylerine dönerler ve yine yeniden şenlenir bu güzel köyler, bu güzel topraklar. Umarız köyünüzü tanıtabilmişizdir. İyi seyirler.